Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır benden sürekli olarak solo server günlüklerine devam etmemi istiyordunuz. Özellikle son videolarda çok daha fazla yorumlarda bana bahsetmeye başladınız. Ben de dedim ki yeterince fazla kart oynuyoruz zaten, biraz da server oynayalım. Solo server günlüklerinde hem sohbet ediyoruz hem de size oyun hakkında küçük küçük infolar veriyorum. Çok tatlı bir serimize ona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de sizlere yine solo bir oyunda tek başınıza rahatlıkla hayatta kalabileceğiniz güzel bir build hazırlamaya çalıştım. İlerleyen solo server günlüklerinde de neye yönelik, böyle jeneratör tamire yönelik bir solo build öner tarzında yine önerilerinizi bana yazın. Ben de sizin ona göre güzel bir build hazırlamaya çalışayım. Bu video serisine daha fazla videosun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz de bir abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi ilk önce eklentilerimize, daha sonra avantajlarımıza geçelim. Eşya olarak kahverengi bir med kit aldım. Neden kahverengi? Çünkü herhangi başka bir renk med kit almamın kendimi iyileştirmeyi hız olarak bir etkisi yok. Takım arkadaşımı iyileştirirsem hızları değiştiriyor. O yüzden en kötüsünü aldım. İsterseniz bunu alın. Niye kendinizi healleyeceğiniz için hiçbir şey fark etmeyecek arkadaşlar. O yüzden kahverengiyi tercih ettim. Eklenti olarak şırınga aldım. Şırınga medkit'i kullanırken space tuşuna bastığım anda 16 saniye içerisinde benim kendi kendine o yıllanma animasyonuna girmeden koşar vaziyette ya da jenitör yaparken kendi kendimi iyileştirmemi sağlayacak. Bunun yanında da bu şekilde mor bir eklenti aldım. İyileştirme hızımı %15 arttıracak. Şimdi diyeceksiniz zaten animasyona girmiyorsun, zaten şırınga kullanacaksın, neden iyileştirme hızını arttırmaya çalışıyorsun? Bu iyileştirme hızı arkadaşlar şırıngaya da çalışıyor. Yani siz gidip burada bir avantaj olarak da heal hızını etkileyen bir şey alırsanız bu şırınga yine sizin daha hızlı yıllanmanı sağlayacak. Hatta bir bunu iyileştirme alanına girerseniz şırınga yine sizin daha fazla heal'lanmanızı sağlar. İyileşim hızınızı ne kadar arttırırsanız şırınga sizi daha hızlı heal'lar. Veya kanlı kasap varsa katile, iyileşim hızınızı yavaşlatan şeyler varsa o kadar da daha yavaş iyileşirsiniz. Bilginiz olsun. Avantaj olarak önce kıvraktan başlayacağım. Solo bir oyunda tek başınıza bütün maplerde çalıştırabileceğiniz en bariz avantaj, bitkinlik avantajı kıvrak arkadaşlar. Çünkü 4 ayak üstüne alırsanız yüksek bir yer olmayan map gelebilir. Ama kıvrak alırsanız her mapte her pencereyi bulabileceğiniz için sürekli olarak çalıştırabilirsiniz. En kötü ihtimalle paletten bile kaysanız zaten çalışıyor. O yüzden kıvrak en garanti, her zaman en temiz tercihtir. Bunun yanında fırsat penceresi aldım. Paletleri ve pencereleri nerede olduğunu görürseniz nereye koşmanız gerektiğine karar vermeniz çok daha kolay oluyor. O yüzden fırsat penceresi güzeldir. Direnç aldım. %9'luk hız bonusu hiç hafife almayın arkadaşlar. Paletten kayarken ya da pencereden atlarken sizin hızınızı gayet güzel bir şekilde arttırdığı için çoğu zaman yiyeceğiniz hitlerden kurtulabiliyorsunuz ve öleceğiniz pozisyonlardan kurtulmanızı kesinlikle sağlıyor. Çok güzel perktir. Aynı zamanda verdiği heal hızı da yine buna etki edeceği için daha da fazla, çok fazla işimize yarıyor. Tamir hızına da işimize yarıyor. Çok güzel perk. Ve son olarak da tuzak mayını aldım. Genelde solo oyunlarda sonuç jeneratörü yapmakta çok güçlük çeker serverler. Çünkü eğer doğru yerlerde açmazsanız, zaten biraz oyunlara bahsedeceğim, tuzak mayın bizim bu durumda hayatımızı kurtarabilecek perklerden bir tanesi olacak. O yüzden bunu aldım. Umarım çalışacak bir alan yaratmayı başarabiliriz. Ya da böyle bir şeye gerek kalmadan oyunu rahatlıkla kazanabiliriz. Başımıza bakalım neler gelecek. Maçımıza geçelim. Let's go. Evet, maçımız başladı arkadaşlar. Şimdi sizin neden herkesin bu seriyi bu kadar istediğini anlamanızı sağlayacağım. Serinin mantığını anlatacağım ama buna geçmeden önce beni bunca zamandır takip eden, yorumlarıyla, gerek beğenileriyle, izlemenizle olan destekleriniz bir yana, ay en sevmediğim katil geldi ya. En sevmediğim katil geldi. Ben Nursek bu oyunda arkadaşlar bu kadar 6000 saatim olmasına rağmen bu oyunda ben bu Nursek'e karşı oynayamıyorum. Ben nefret ediyorum. Oyunun mantığını bozan saçma sapan bir karakter. Silinse o kadar sevinirim ki, yani anlatamam size. Her neyse, sıkıntı yok. Kaybedebiliriz. Zaten amacımız sohbet muhabbet. Oralara geleceğim. Bütün bu dediklerimin yanı sıra beni katıl üyelikleri de destekleyen arkadaşlar var. Zaten her videonun sonuna isimlerini yazıyorum ama sözlü olarak da bir kere teşekkür etmek isterim. En uzun süreyle Madness Furkan 11 ay, çok teşekkür ederim. Zoish zaten kalbimin bir yerinde duruyor. 10. ayıyla teşekkür ederim Zoish'im, teklisin için. Huko var 9 ayıyla. Umut Deniz 8 ay. Ege Hardy 7 ay. Mahir 2 ay. Görkem ve Lilith 1 ay. Ve Entropy TV'de 23 günlük yeni abonelerimizden, yeni katıl üyelerimizden bir tanesi. Bu arkadaşlardan şunu istiyorum. Topluluk kısmına sadece üyelerin görebileceği bir kanal açacağım. Bir yazı paylaşacağım. Bir post atacağım daha doğrusu. Daha öncesinde zaten yapmıştım. Onu bir kez daha revize ediyorum. Daha öncesi abone olanlar bu durumu anlayacaktır hemen. Orada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir soru cevap yeri açacağım ve sorduğunuz benle alakalı olur, oyunla alakalı olur. Aklınıza ne zaman bir soru takılırsa oraya yazın ve o yorumlara en geç bir gün, iki gün içerisinde, iş yoğunluğuma göre tabii ki de değişir, elimden geldiğince hızlı bir şekilde dönmeye çalışacağım. YouTube yorumlarına da zaten hali hazırda cevap veriyorum ama böyle uzun uzadıya bir sorunuz olur, İlla spesifik bir şeyi cevaplamamı istersiniz falan, oraya mutlaka yazın. Hem etkileşimde kalalım birlikte, başkalarının sorularını da aynı şekilde okuyup oradan fikir almış olursunuz. Yani oraya görebileceğiniz bir soru cevap paneli hazırlayacağım. O yüzden katıl
katıl üyesi değilseniz ve bu tarz sorularınız varsa, cevaplamamı istiyorsanız, zaten katıl üyelikleri o kadar ucuz ki yani 10, 20 lira ve 50 lira mı 100 lira mı ne, öyle bir şey koymuştum. Gerçekten artık çerez parası olmaya başladı. O tarz böyle bir yerimiz olacak, bilginiz olsun. Şimdi seriye dönüyorum artık bir yandan. Bu serinin olayı az edit yaptığım, bol bol sohbet ettiğim, oyun hakkında konuştuğumuz, gerek oyun hakkında gerek başka gündemle alakalı başka bir şey olduysa bazen oralarda kaydımız oluyor. Genelde oyunu nasıl kazanabilirsiniz, sol oyunda nasıl hayatta kalırsınız, oyunlarınızı nasıl kazanabilirsiniz, bunun hakkında konuştuğumuz bir oyun. Şimdi, önemli olan oyunu kazanmak için Survivor'da en çok bilinen yanlışı söylüyorum. Oyunun başında güçlü paletleri yememeye çalışıyorsunuz, onu sonraya saklamaya çalışıyorsunuz. Ama şöyle bir olay var arkadaşlar. Her videomda üzerine basa basa bahsettiğim bir olay. Siz oyunun başına kovalanırken siz birsiniz, geri kalan 3 kişi takım arkadaşınız 3 tane jeneratör yapıyor. 3'ü birden jeneratör yapıyor. Siz düştüğünüz zaman senaryo şuna dönüyor. Hook'tasınız siz 1. Sizi gelmeye çalışan bir kişi var 2. Kovalanan başka bir kişi var 3. Geriye sadece 1 tane jeneratör yapacak adam kalıyor. Bu da jeneratör hızın siz düştükten sonra 3x hızdan 1x hıza düşmesine tekabül ediyor. Biz bu durumu Survivor'lar olarak asla istemiyoruz. O yüzden oyunun başında palet yemeniz gerekiyorsa yiyin, item'ınızı kullanmanız gerekiyorsa kullanın. Ama katile o hook'u vermeyin arkadaşlar. O hook'u verdikten sonra işler çok çirkinleşmeye başlıyor. Ve oyunun kaderi bir yerde artık çizilmeye başlıyor. Yani oyunun başları çok önemli ve paletleri mutlaka yemeye özen göstererek ölmemeniz gereken her şeyi yapın. Yeter ki ölmeyin. Şimdi karşımızdaki katil de bu durumda çok önemli ve onun perklerini saymamız lazım. Ben o jeneratörün patlamasından açıkçası bir oraya gelip vurduğunu düşünmüyorum. Bir ceza kancasının olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben o jeneratörü bayağı hızlı yapmıştım. Karşımızda olan katil Nurse şu anda. Hiç sevmiyorum. Başta da söyledim. Bu katile karşı yapmanız gereken kovalanırken asla ve asla kendinizi göstermemeniz lazım. Çünkü siz eğer kendinizi göstermezseniz tahmini blinkler atmaya çalışacaktır. Tahmini attığı için de tutturması zor olacaktır. O yüzden açık alanlardan değil, kendinizi göstermeyeceğiniz en küçük duvarları dahi kullanmaya çalışarak oyununuzu sergileyin. Ve genelde blink atarken en bariz yapılan Nurse'e karşı tri'yi söylüyorum. Katil üzerine doğru koşabilirsiniz. Çünkü o sizin ileri doğru koştuğunuzu zannedecek ama siz aslında o sırada geriye dönüp onu şaşırtabilirsiniz bu hamlelerinizle. Tabi bu her ne kadar işe yarayacak. Şimdi mesela beni bir kovaladığında göreceğiz. Bak ben kolunu o tarafa doğru çevirdiğini anladım. Şöyle iyice kendimi kaybettirmek adına ve takım arkadaşlarımdan olabildiğince map dışına çıkmaya çalışıyorum. Beni buralarda yakalayıp düşürse bile alıp beni buradan sırtlayacak, koka kadar götürecek falan, bunların hepsi ona zaman kaybettirecek. Buradaki saklanışım yine mesela beni bulamamasını sağladı. Şimdi ben hookları takip ediyorum bir yandan. F12 arkadaşımız, adını bilmiyorum, Survivor'ın adını, jeneratör yapıyor. O jeneratör yaptığı için, diğer adamın da dolapta olduğunu gördüğüm için bu takım arkadaşımı almaya gelen kimse yok. O yüzden burada gerekirse takası benim yapmam gerekiyor. Yani boşta kalan Survivor, bu adamı almak zorunda olan Survivor, hooklardan belli bir şekilde benim. Bu çocuk da daha önce 2 defa asılmış mesela. Benim buna bir şekilde bir şırınga mı aslında basabilmem ya da onun için hasar almam, belki de bir palet save atmam, benim de fener olsaydı fly save, bir şekilde onu kurtarmam lazım ki burada ölmesin. Çok güzel bir şekilde bu arada kaçtı. Bak gördünüz mü? Çocuk az önce size söylediğim şeyin aynısını yaptı. O mayını keşke o palete koymasaydı çünkü bununla biraz vakit kaybetti. Katil üzerine doğru yürüyerek onun hareketine karşı bir anti hareket yapmış oldu. Şimdi ben şırıngamı da basmak istiyordum bu çocuğa ama maalesef olmadı. Burada gerekirse hasar yeme pahasına bu jeneratörü takım arkadaşlarımla bitireceğim. Çünkü keşke onlar da bana bu durumda açıkçası yardım etseler. Bu jeneratörü çünkü vermek istemiyorum katile. Oyunu hızlıca bitirmek istiyorum. Gerekirse ölürüm ama o jeneratör bitecek. Keşke benimle birlikte yapsalardı ve o jeneratörü daha hızlı bir şekilde bitirseydik belki ben de ölmezdim. Recover yapmak yerine biraz daha bu tarafa sürüneceğim çünkü buradaki hook kırıldı. Katilin beni alıp götüreceği mesafenin daha uzun olması istiyorum. Ama yanındaki takım arkadaşım pek benimle aynı düşüncede değil gibi. O da düştü. Hatta katil bu slugla belki oyunu da kazanabilir. Ama yerdeki takım arkadaşımın acaba unbreakable'ı mı var? Yıkılmazı mı var? Yerden kalkacak gibi birazcık barının hızlı ilerlediğini öngördüm açıkçası. Bu tahminim tutacak mı bakalım. Evet evet, doğru tespit etmişim. Gerçekten onun barı hızlı akıyormuş orada. Bak mesela bu tespitimle sürünmeyi bırakıp yerde recover'umu yapmaya başladım. Şimdi de hatta şöyle şırıngamı da bastım arkadaşlar burada. Kendi kendime diyeceğim, takım arkadaşlarına uzaklaşmam lazım. Ondan uzaklaşmalıyım ki bizi aynı anda öldüremesin. Yani slug atmayı başaramasın. Şöyle güzel. Bak küçük bir tespit. Oradaki küçük bir
fark edişim. Yanılabilirdim de. Çünkü çok küçük şeyler onlar. Yanılabilirdim. Ama yanılmadım ve burada recovery'ımı hızlı yaptığım için katil bize yetişemedi. Eğer orada sürünmeye aptal devam ediyor olsaydım belki de katil bize yetişebilecekti. Ve bu durumda birden fazla kili yine boşu boşuna çocuğun yıkılması bir işe yaramamış olacak. Şu an benim buradan kaçışım o çocuk için bir zafer. Beni kaçırmayı başardı. Sağ olsun o sayesinde kaçabiliyorum. Böyle küçük şeylerle aslında oyunu kazanabiliyorsunuz. Oyunu okuyabilmek ve görebilmek, oynamakla okumak arasında böyle farklar var. Katilin mesela bu maç hiç perklerini sayamadık. Sadece ceza kancısı falan gördük. Bu çocuk beni aldı. Şimdi benim damarım tuttu yani. Ben bu çocuğu almam lazım artık bu saatten sonra. O beni kaçırdı. Benim ona bir karşı cevap vermem lazım. Bizim çocuğum bak arkadan sıkıştırdığını katili görüyorum. Burada bir palet arasına gireceğim. Bir stun atarsam belki hasar yemeden o takası alabilme imkanımız olabilir. Şöyle bir o yüzden zorluyorum. Katili bir yemlemeye çalıştım ama maalesef olmadı. Tamam ben hasarı yedim, kapıya doğru koşuyorum. Ben hasarı yedikten sonra o hook'u alması gereken adam artık diğer full canlı survivor oluyor. Ve bu durumda benim kaçmam gerekiyordu. Bu çocuk geldi zebellah gibi tepeme çöktü ya. Okey sıkıntı yok. Bizimkilerin bir kez daha iyileşip çünkü biz şu an burada hook'u yaklaştırdık aslında. Yani daha uzaktaki bir hook'tan survivor'ı daha yakındaki bir hook'a çekmeyi başardık. Bu çocuk benim için bir tane hasar aldı ama yeterli olmayacak. Diğeri beni almaya gelecek mi acaba? O da kaçıyor. Belki bir attemple kendimi buradan kurtarabilirim. Onun öyle bir şansı da yoktu. Benim artık böyle bir şansım var. Bakalım şansım beraber gidecek mi? %4'lük küçücük şansımı. Burada ihtiyacım olan anda atsam zaten şaşarım. Anca nerede böyle saçma sapan bir an var orada atarsın bu şansı. Okey olmadı. İyileşip gelemeyecekler de galiba. Katil onları çünkü orada püskürtüyor. Hiç sıkıntı yok. Ben kaçacaktım ya da o kaçacaktı. O beni kurtardı. Ben de karşılığında teşekkür amaç onu kurtardım. Ve güzel maçın sonuna geldik. İstesek de kaçabilirdik. Bu tarz küçük şeylerle bak. Mesela bu senaryoda hook vermeden, hiç o üçüncü kili de vermeden kaçabilmemizin senaryosu o ölen adamımızla birlikte yapılan jeneratörü benle birlikte otursalardı bence bir kill daha vermeyecektik ve burada ölen hiç kimse olmayacaktı. Ya ben ya da o hiç fark etmez. Yine Nurse'e karşı solo bir oyunda iki kişi kaçmak gerçekten güzel bir zafer. O yüzden ikinci maça geçelim, orada konuşmaya devam ederiz. Haydi bakalım ikinci maçımız da başladı. Bizim çocuklar atmış bu arada yine map'i. Ormond geldi. Az önceki map'i de onlar atmıştı. Yine hem katilin kendisi atmıştı galiba hem de bizden biri atmıştı. Karşımızda Billy var. Meta'nın en güçlü katillerinden bir tanesi. Özellikle Blight'a da nerf geliyor. Onu duydunuz mu bilmiyorum ama Blight'a da nerf geliyor arkadaşlar. Artık Blight'ta hack tek atamayacaksınız. Yani duvara böyle yapışık bir şekilde duvarda koşamayacaksınız. O yüzden bu Blight'ı bayağı bir nerfleyecek ve böylesine Billy gibi Allah'ın belası katilleri. Bu Billy gerçekten o kadar iyi buff almış ki. Twins'e de bu arada buff geliyor. Bak ben mesela şu an takımı satan hamlelerden birini yaptım. Yani bu kadar hızlı bir şekilde düşmemeliydim. O palete yetişmeye çalıştım. O zaman birazcık hata yaptım. Nereye gidiyoruz lan? Oğlum adam beni kaçırıyor. Daha... Oğlum burada hook mu var? What the fuck? Ben burada hook olduğunu ilk defa görüyorum. Bunu neden getirdiler buraya? Geçen PTB'yi çıkarmışlar. PTB'de izledim Twins'i falan. İkizler bu arada Twins dediğim. İzledim abi. Twins artık full canlı survivorların kafasında Victor'u tutmak yerine yaralı survivorların üzerine atlayınca üzerlerinde kalabiliyor. Full canlı survivor'a vurduktan sonra da yere düştüğünüzde sizi tekmeleyemiyorlar. Öyle bir avantajınız var. Yani ilginç ilginç bir katile dönüşmüş gerçekten. Skitch'e kaçıyorum hala. 6000 saatim var skitch'e kaçırıyorum. Hep grid atmaya çalıştığım için oluyor bunlar. Bir tane benim jeneratör yapma build'im var. Böyle aşırı hızlı yapıyorsunuz. Muhteşem odaklanmalı falan. Skitch'ekleri gerçekten güzel tutturmanız lazım onun için. Güzel bir el becerisi istiyor açıkçası. Öyle bir build'im de var. İstiyorsanız yine yaparım. Yorumlara yazmanız yeterli arkadaşlar. Sıradaki Soul Survivor'da da onu yapmış olurum. Hem de güncel halde böyle güncel perklerle falan sarabilir. Şimdi Sharingan var. Ama Allah kahretsin iyileşemeyeceğim. Sharingan'ınız varken evet. Kafama geldi arkadaşlar. Bir saniye anlatacağım. Ben bu Sharingan'ı açıkçası kullanmak istiyorum. Sharingan'ınız varken kendinizi iki defa heal'lamanın bir yolu var. O da skill çekip çok başarılı tutturmanız lazım. Eğer çok başarılı skill çek tutturursanız şarjlardan biri elinizde kalıyor. Ve bir dahaki yaralandıktan sonra kendinizi iyileştiriyorsunuz. Şarjlardan biri elinizde kalıyor. Bir dahaki şeyden sonra beni iyileştirsene ya. Beni iyileştir. Jeneratör yap. Adam beni iyileştirmek istemiyor. Jeneratör yapmamızı istiyor.
Şarjlardan biri elinizde kaldığı için daha sonrasında şırıngayı da basabiliyorsunuz. Yani tek bir şırınga ile iki defa yılla, tek bir medkitle iki defa yıllanmanızı sağlıyor. Böyle bir tri var, bilginiz olsun. Şimdi mi yıllamaya karar verdim? He, şeyi yemeyelim. Yemeyelim de sen az önce eğer olsaydı yiyecektin. Dokunup kalktın Janet'ten yani. Ben kendimi healladım sayılır ya. Beni bir tamamla ya. Çocuk, beni healla, ben 70'im ya. Bitti benim healım. Tamam, güzel. Ama beni healleyecek diye öldü. Sana dedim ama beni healla dedim, dinlemedin beni yani. Nereden geldi o çocuk da anlamadım. Bir anda Zebellah gibi tepemize düştü yine. Abi, jeneratör konusuna sıkışmaya başladık. Ceza kancası var. Katilin perklerinden birini öğrendik az önce. Grim Embrace yok. Onu gördük. Eğer olsaydı Dwight'a çalışacaktı çünkü Dwight'in ilk asılışıydı. En azından olmayan perkleri de sayabiliyoruz. Şimdi bu perk sayımının da 4 tane perk saymamız lazım adamda. Saymalıyız ki oyunun sonunda herhangi bir Noet, Ecel'den kaçış yok. Noet gibi böyle perklerle karşılaşmayalım. Bütün ceza kancalarını da aldı sanırım katil. Çünkü hepimizin ilk oku oldu. Eğer kaçırmadıysa hiçbirimizden. Beyaz... Bu adam ne böyle ya? Gelene geçene tek atıyor. Bunu birinin oyalaması lazım. O biri kim arkadaşlar? Tabii ki de benim. Şimdi izleyin. Şov yapacağım. Bakın şov yapıyorum şu anda. Oh! Son anda. Kıvrağım da var. Buradan uzadım. Ama bu çocuk... Tamam. Hook'taki adamı, yerdeki adama döndü. Tamam, güzel. Bu attığımız palet standına oradan kıvrakla da uzanmamızla birlikte güzel bir şekilde şimdi takıma vakit kazandırdık. Artık ceza kancaları da bitti. İki tane de jeneratör yapmışız bu arada. Bütün bu iğrenç oyuna rağmen iki tane jeneratör yapmayı başarmışız, gayet iyi. Ben şimdi buraya bir mayın bıraktım. Çünkü artık ceza kancaları bittiği için kendisi jeneratörleri, hızlı jeneratörleri bir şekilde durdurmak isteyecek ki tam da bu sırada benim mayınım burada patlayacak ve katilde bize zaman kazandırmış hamleyi yapmış olacağım. Bu mayının da bir diğer çalışacağı yer ve asıl bir diğer değil de çalışacağı en önemli yer arkadaşlar. Oyunun sonunda oldu ki bir şekilde Trigen'e kaldık. Trigen ne demek? 3 tane jeneratör birbirine çok yakın kaldı ve açmakta çok zorlanıyoruz artık. Ben burada öldüm bu arada. Hop! Güzel dodge. Ama oraya yetişebilir miyim hiç fikrim yok. Sesiniz hala alev gibi. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Burada şimdi ona bir fake atmayı başarabileceğim mi? Güzel, atmayı başardım. Çok güzel. Geri dönmek istedi, atlayacağımı düşündü. Bak, gayet güzel vakitler kazandırıyorum şu an takım arkadaşlarıma. Ve katili kendim bıraktırdım. Tertemiz çeyiz attık burada. Attığımız bir fake ve o jeneratöre çarpması takıma bir tane daha jeneratör bitirtirdi. Mayını anlatıyordum. 3 tane jeneratör yan yana kaldığında katil sürekli artık gelip tak 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 sürekli olarak jeneratörlere vurmaya başlıyor. Tam bu sırada işte mayın devreye giriyor. Mayın attığı o güzel stun 2 kişinin oturduğu bir jeneratörü bitirmesini sağlayabilir ve gerçekten takıma büyük zamanlar kazandırabilir. Asıl işe yarayacağı kısım orası ve bu tarz oyun içindeki katili hafif hafif sersemlettiğimiz yerler olacak. Güzel bir katil. Survivor'lara karşı, bu survivor'lara karşı onlardan daha iyi oynayan bir katil. Sable'ın bir tane jeneratör yaptığını görüyorum. Dwight hali jeneratör yapmıyor çünkü iki defa aslında ve ölmek istemiyor. Bakalım, katil de bana doğru geldi. Şurada şimdi benim kıvrağım var. Bakalım oraya vuracak mı diye bekledim açıkçası. Tamam, vuramadı. Ben buradan kendimi kulübeye atmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Ve beni yine bıraktı. Arkadaki jeneratöre gidiyor. Tamam, ben de buna geri döndüm. Kıvrağımı attım, bana dönecek zannettim. Kulübeye atacaktım kendimi paleti kırarken. O tarafa geçeceğini bilseydim kıvrağımı harcamazdım açıkçası. Sıkıntı yok. Şimdi ben buradaki jeneratörü yapıyorum. Hemen mayını da koyacağım yapmaya devam ederken. Çünkü benim jeneratörüm dışında başka hızlı jeneratör kalmadı. Sol alttan sürekli olarak survivor'ları takip ediyorum. Şöyle mayınımı da attım. Kendimi ben bir safe bir konuma alayım. Bu jeneratörün hızlı olduğunu çünkü o da biliyor. Bakalım buraya mayınımı vuracak mı? Ben burada bir kayayım şöyle. Hop! Güzel, tamam. Stun yemişken hemen kendimi kulübeye atıyorum. O da gidecek, bu jeneratörü vurmaya çalışacak. Arkada Michaela'nın bir tane jeneratör yaptığını biliyoruz. Tamam, beni yine bırakmış. Beni jeneratörüme vurmak istemelisin açıkçası. Ben bir kıvrağımı getirmeye çalışayım. Tamam, köşeye doğru gitti. Michaela'nın bir jeneratör yaptığını biliyoruz. Dwight'ın burada hook'u alması lazım çünkü aldı da zaten. Benim jeneratör yaptığımı görüyor Dwight. Michaela'nın jeneratör yaptığını görüyor. Alması gereken kişi de o. Hook'u gitti aldı. Zaten yılanlıyordu. Şimdi Sable birini healiyor. Sable kendini healiyor ve Dwight tek başına şu anda map'te geziyor.
Mikela'nın da kovalandığını etraftaki tırnak işaretlerinin hareketinden zaten anlayabiliyoruz. Ben burada Janitor'u bitirdim. Janitor'u zaten mayınla safe bir duruma almıştım. Artık kapılara gidebiliriz bak. Çok geri başlamıştık maça. Küçük bir çeyizde oyalamamız ve takım arkadaşlarım da o sırada jeneratörleri yapmaya devam etmesi maçı gayet rahat bir şekilde bize kazandırdı. O kadar da zor değil. Herhangi bir perkillerini bilmeme durumumuz var. O yüzden hala bir Noet vakası ya da kapıların açıkçası Noveyalt'a açılmama ihtimalini düşünüyordum. Benim kapıma gelmeyi tercih etti. Oha nereden geliyorsun lan? Seni hiç oradan beklemiyordum. Okey, sıkıntı yok. Şimdi bakalım burada neler yapacağız. Şurada ben bir kıvrağımı kullandım. Okey, içeri adım attım. Nereden gelecek? Hop, standa attım burada. Güzel, artık zaten map'te her şeyi yedik. Map'ten çıkıyoruz yani. Map'te zaten kullanmamız gereken bir şey kalmadı. Ben diğer kapının yerini... Oo, beni saldı, diğer kapıya gitmek istedi. Okey, ben diğer kapının yerini bilmiyorum diyecektim. Artık biliyorum. Billy'nin koştuğu yerden kapının nerede olduğunu biliyorum. Ben bu kapıyı tekrar... Oo, bana geliyor. Bana geri geldi. Çünkü diğer kapıyı açmak yerine bizim çocuklar iyileşmeyi tercih etmiş belli ki. Benim buradan bir şekilde çıkmam lazım. O kulübede hayatta kalamam. Ancak katili oyalarım. Oo! Beni güzel kaybetti. Şöyle tekrardan ona görüş vermeyeceğim. Hmm. Diğer kapıya bir daha döndü. Benim hala buralarda sıkıştığımın farkında. Ama benim üzerime oynamak istemiyor. Büyük balığı kovalıyor. Küçük balık burada beni yemek yerine, küçük balığı yemek yerine büyük balığa oynuyor. Birden fazla kill almak istiyor. Şu an buraya gelmesinden ve Mikela'nın kapıya dokunmasından Mikela'nın oradaki kapıyı açtığını anladım. Çünkü Dwight buraya doğru koşuyordu. Dwight muhtemelen ölecek ve son hakkı olduğu için ona yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Ölmüşse olmuşa çare yok. Buradan rahat rahat kaçacağız. Dwight da burada kendini feda eden bir sim olacak. Hatta bana kalırsa hep birlikte hızlı çıkmalıyız ki Dwight hatch'i bulsun. Galiba takım arkadaşı beni özellikle çıkmaya yönlendirdi. Umarım diğer çocuk da çıkar da Dwight hatch'i bulabilir. Bakalım olacak mı? İzleyelim onu da. Tamam, burada Sybil dolapta saklanıyor. Dwight da Moria'da arkadaşlar. Hiç olaylar istediğimiz gibi gitmedi. Sybil acaba hatch'ten kaçacak mı açıkçası merak ettim. İzleyeceğim, onu da sizlere göstermemi istiyorum. Hatch çıktı. Hatch Sable'ın dibinde çıktı ama... Ne o? Katil de burada. Katil? Katilin bu olaydan haberi... Evet, var. Katil de kapattı. Şimdi Sable diğer kapı... Katil diğer kapıya gitti. Sable daha burayı %50'lerde, 60'larda öldü. Sable ölecek arkadaşlar. Katil fark etmedi. Bakmadı buraya bir. Öleceksin Sable. Dojlaman lazım bunu. What? What? Nasıl kaçtın sen buradan? Çok saçmaydı. Adam Wesker miyin galiba? Ouroboros koymuş adını. Ouroboros muydu? Neydi onun da zaten asılan ismi? Çok saçma bir şekilde Sable çok fili kaçtı ya. Hiç hak etmemişti gerçekten. Ölmesi lazımdı. 50k puan aldık. Bir pip almayı başardık. Ve takım olarak 3 kişi kaçmayı başardık. Yine harika şahane bir oyun gösterdik arkadaşlar. Başta çok kötü başladık ama pes etmediğimiz zaman nasıl kazanılabiliyor görmüş olduk. Daha fazla neye yönelik bu itler yapmamı istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Solo Survivor videosuna devam etmek istiyorum. Bu şekilde sohbet etmek, editsiz video yapmak benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Sizler de izlemekten keyif aldıysanız mutlaka yorumlara yazın ve beğenilerinizle bana mutlaka belli edin arkadaşlar. Onun dışında katıl abonelerine tekrardan çok teşekkür ederim. Dediğim gibi katıl üyelerine özel topluluk kısmında bir tane post açacağım. O postun altına istediğiniz soruları sorabilirsiniz. O postu da orada sabit tutmaya devam edeceğim. Böyle ayda bir ya da iki haftada bir artık doluluk oranına göre. Onu da sürekli yenileyeceğim. Bana orada sorularınızı sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Her türlü soruyu elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Diyeceklerim bu kadar. Hoşunuza gittiyse like atmayı ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.